40 bin kızı başka, yani annemi katletti, doğru mudur sevgili hocam? Ne 40 bini, ne 140 bini, ne 340 bini. Yavuz Sultan Selim ve İdlisi Bitlisi Kürt derebeylerinin lideri İdlisi Bitlisi yüz binlerce Alevi katletmiş. Bir kere bu da çok açık bir şey var. Ben size ilk defa bir şey söyleyeceğim. Şimdi Hammer tarihi, oradan bir şey çıkacak. Milli Eğitim Bakanlığı Hammer tarihini sansür etmiş. Efendim bakın şimdi anlatayım ben size. Şimdi bu kitap Milli Eğitim Bakanlığı'nın özet olarak hazırlanmış kitabı. Şu kameram bunu gösteriyor. Evet. Milli Eğitim Bakanlığı bu. Evet. Bu da Milliyet Yayınları'nda çıkan Osmanlı Devleti tarihi. Bu her kitabı da çeviren zaten Mehmet Ata isimli kişi. Bu da Mehmet Ata. Yayını hazırlayan, düzenleyen Profesör Abdülkadir Karahan. Bu da öyle. Şimdi efendim burada Yavuz'un şeyini anlatıyor. Anlattığı zaman şöyle diyor. İşte Yavuz'u başlıyor. İşte culusu, ortaya çıkışı, kişiliği, her şeyi yazıyor. Başlıklar, ana başlıkları. Ondan sonra bir yere geliyor. Diyor ki Çaldırın Savaşı öncesi Yavuz'un yaptığı, tamam mı, Alevi katliamları. O katliamlar aynı Abdülkadir burada yine şey Karaman burada koyuyor. İşte burada 40 bin kişiyi kestiğini, öldürdüğünü, katlettiğini burada yazıyor. Bu kitap Hammer tarihi burada yazıyor bak. Evet. Ama burada Milli Eğitim Bakanlığı o bölümü çıkartıyor. Çaldıran Savaşı yapılan Alevi katliamı bölümü çıkarıyor. Yavuz'un çaldıran hazırlığı, Şah İsmail'e yazdığı mektuplar hop hemen orada Alevi katliamına çıkarmış. Ya Hammer'e saygısızlık yapılır mı? Hammer yazmış, incelemiş adam. Madem övmeye geldim Hammer şöyle tarihçi, böyle tarihçi. İşte Milli Eğitim Bakanlığı Hammer tarihinde Yavuz'un yaptığı katliamları silmiş. Yani sansür yapmış. Şimdi Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü adını koyduktan sonra bizim işte Tufan Gündüz, Feridun Emecen hocalar ve diğerleri hayır canım kardeşim bu tefatür bir yalan. 40 bin kişi olur mu falan. Efendim bu işi yapan adam Yavuz Sultan Selim. Onun akıl hocası. İdlisi Bitlisi. Yavuz İdlisi Bitlisi'nin oğlu Ebu Feyz Mehmet Bey diyor ki ve Muhammed Efendi Yavuz İskender'di. Babam Aristo'ydu. İskender biliyorsunuz büyük dünya komutanı. Aristo'nun hocası. Yani İdlisi Bitlisi Yavuz Sultan Selim'in hocası. Zaten kendisi küsmüş Arabistan'a gitmiş. Yavuz padişah olunca 40 tane elçi gönderip Arabistan'da almış gelmiş adam ve yanında hiç ayırmamış. Diyor ki bir kere İdlisi Bitlisi. Edirne'de bir kere bir toplantı oluyor. Yani babayı öldürüyor. Asker darbeyle yönetim ele geçiyor Yavuz Sultan Selim. 1512 24 Nisan'da babasını Demokta'ya gönderirken yolda Zeynep'i öldürüyor bir kere, bu çok kesin. Ondan sonra kardeşlerini öldürüyor, yeğenlerini öldürüyor, işi bitiriyor ve bir plan yapıyor kafasına. Demin siz dediniz ya BOP planı. Aslında 1514 yılında Yavuz Sultan Selim ilk BOP planını Yavuz Sultan Selim yapıyor. Ne oluyor? O büyük Osmanlı ordusunu, o gün dünyanın en güçlü ordusu, en büyük devleti Doğu halkların üzerine yürüyor. Şah İsmail'in üzerine yürüyor. Dedesi Dulkadir'in üzerine yürüyor ve Memlüklerin, Kıpçak Türklerin üzerine yürüyor. Yani Yavuz Sultan Selim 8 yıl içinde Türk katliamı yapıyor. Türk kesiyor. Müslüman kesiyor. Bir tane Venediklisine, Memles Avusturyacısına ve Emras şeyine top sallamıyor, kurşun atmıyor. Hatta ünlü Profesör Oktay Efendi Bey, Azerbaycan Bilimler Akademisi Başkanı diyor ki Yavuz Sultan Selim'i Çaldıran Savaşı'nda Batı kışkırttı diyor. 100-300 tane top ve mühimmat verdi Yavuz Sultan Selim'e. Gitsin savaşsın. Daha sonra anlatacağız. Niye o savaşın batıya nasıl yaradığını gördük işte. Osmanlı'yı çökertti. Şimdi Edirne'de bir toplantı yapıyor bunlar. Kasım ayında. Bütün divanı topluyor. İdlisi Bitlisi tek tek yazıyor. Ülkede devlet adamlarına, komutanlarına diyor. Ben diyor Şah İsmail üzerine gideceğim. Önce ama Anadolu'daki Türkmenleri keseceğim diyor. Anlatıyor böyle. Sonra çağırıyor din adamları işte Sarı Gürez ve diğerlerini. Bunlara karşı ben savaşacağım. Ve bana kafirdir. Fetvası çıkarır diyor. İşte Sarı Gürez'e çıkarıyor fetvayı. Diyor ki ey Müslümanlar bilin ve görün ki diyor. Bu kızılbaşlar diyor kafirdir. Dinden çıkmıştır diyor. Kur'an'a düşmandır, peygambere düşmandır. Bunları nerede görürseniz öldürün. Kafirden daha da beterdir. Ya Hristiyanlardan, Yahudilerden ve dinlerden yapılan savaştan çok daha önemlidir diyor. Nerede köyünü, kasabanı görürseniz öldürün. Daha sonra bir sürü iftiralar, yalanlar. Yavuz hazırlıklar yapıyor ve diyor ki bunların hepsini yazın. Distribüsü yazıyor diyor ki dört dörtlük bir toplantı yaptık diyor. Sonra diyor emir verdi. Üç nesil ötesini yazın getirin. Bakın üç nesil nasıl? Şeyh Cüneyt, Şeyh Haydar ve Şah İsmail'in tamam mı? Pirliğini kabul eden onun halefesi, onun arkadaşı, yoldaşı olan Türkmenleri, Alevileri kesin yazın, liste yapın getirin diyor. Liste yapıp geliyor. Yavuz geliyor şeye,
1914'ün Mart'ında Eyüp'e kalıyor, hazırlık yapıyor. Sonra Nisan ayında geçiyor, Üsküdar'a geliyor. Maltepe'ye geldiği zaman, hepsi anlatıyor bak. Maltepe'ye geldiği zaman listeler geldi diyor padişaha. Padişah baktı, öldürün emri verdi. Yani 40 bin kişi 1514 yılının Nisan'ında kesilmiş güzel kardeşim. Bak 40 bin kişi daha Nisan ayında. Gidiyor Çaldıran'a. Çaldıran'da katliam. Çaldıran'da resmi belge var. Çaldıran'dan sonra Tebriz'de konaklıyorlar. O kış kalalım mı kalmayalım diye tartışıyorlar. Yeniçeriler karşı çıkıyor, Yeniçeri komutanlar. Yedisi bittisi bunlara hakaret ediyor kitabında Selim Şahname'de. Küfür ediyor. Ondan sonra adamlar bir rapor yazıyor. Diyorlar ki ya bize hiç yok yere memleketimizde 45 bin kişiyi kestirdin. Bunu da 20 bin tane zavallı masum insanı kestirdin. Yani diyelim ki 5 Eylül 1514'te devletin resmi rakamında kardeşim 65 bin kişiyi kestik diyor. Sonra dönüyor Azerbaycan üzerinde Amasya'ya geliyorlar o gün orada. Kalamıyorlar Tebriz'de. Amasya'da kışlayacaklar. Erivan, Gence, Talin, Nahçıvan hepsini kesiyorlar. Bayburt'ta kesiyorlar. Erzincan'da kesiyorlar. Erzincan'da diyor ki o Kızılbaşların baştan da minareler yaptık diyor. Bayburt, Tunceli, Diyarbakır, Musul, Erbil gidisi bitisi diyor ki Erbil'de diyor Kürt delikanlıları girdiler diyor şeye evlere sabaha bir tane Kızılbaş kalmadı. Ya demek ki şu açık. 40 bin değil. 240 binden fazla insan kesilmiş. Bu belgelerle ortada. Ben Yavuz 40 bin Alevi öldürmedim diye bir kitap yazdım. Bir dahaki haftaya falan çıkacak. Orada şimdi tabi uzun uzun girmeyelim. Tüm ayrıntısı var. Evet. Orada okusun insanlar. Eyvallah sevgili hocam.